Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Mayıs 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, Güneş 21 Mayıs'a kadar Boğa burcunda parlayacak ve Mayıs ayına 30 Nisan'da meydana gelen Boğa Güneş tutulmasının etkileriyle başlıyoruz. Oldukça sürprizli, hızlı ve verimli bir Güneş tutulması bu. Yönetici gezegeni Venüs'ün Jüpiter'le yaptığı güzel bağlantı Mayıs'ın ilk günlerinde de etkisini devam ettirecek. Daha iyimser, daha keyifli, yumuşak etkiler altındayız. Kendimizi huzurlu ve şanslı hissedebiliriz. Sevildiğimizi hissedebiliriz. Sevdiğimiz kişiler, aşk hayatımız, romantik konular, çocuklarla ilgili paylaşımlar, tüm bunlarda mutluluk alabileceğimiz bir yeni ay döngüsündeyiz aslında. Ve Mayıs'ın ilk haftası içerisinde tüm bu alanlardaki beklentilerimizi tekrardan hani gündeme alıp belki de bireysel anlamda bazı girişimlerde bulunabiliriz. Hamilelik olabilir, mesela çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Evet, çocuklarla ilgili hızlı ve sürpriz gelişmeler olabilir. Çocuğunuz var, hani onunla ilgili mutluluk alabilirsiniz, aşık olabilirsiniz, maddi kazançlar elde edebilirsiniz. Kendiniz şansa ihtiyacınız olan alanlarda çok olağanüstü, hiç beklemediğiniz yerlerden şanslar gelebilir. Sanata zaman ayırın. Kişisel anlamda yaratıcılığınızı, yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz bir şey. Bir şeyleri tasarlayabilirsiniz, resim yapabilirsiniz, müzikle ilgilenebilirsiniz. Tüm buralarda gerçekten çok olağanüstü, güzel bir sezgi, ilham akışı var ve kendinizi yeteneklerinizle gösterebileceğiniz bir dönemdesiniz. Evet sevgili Oğlaklar, ayın 10'unda Merkür Retrosu başlıyor. Bu da demek oluyor ki ayın 10'undan önce özellikle işte bir girişiminiz varsa, planınız varsa bunu uygulamaya koymakta fayda var. Bu resmi bir konuysa, hani imza atmanız gerekiyorsa Merkür Retrosu başlamadan önce bunu yapmakta fayda var. Merkür Retrosu'nda karşınıza çıkacak teklifleri daha temkinli yaklaşıp değerlendirmemiz gerekiyor. Aklımıza gelen yeni bir fikir olsa bile hemen hızlı adım atmamakta fayda var. Merkür retrolarında neler yapabiliriz? Bir şeyleri gözden geçirebiliriz. Zaman bulamadığımız işlerle ilgilenebiliriz. İşte yaşadığımız yerleri şöyle bir çeki düzen verebiliriz. Dolapları yerleştirebiliriz. Evrakları toparlayabiliriz. Eksik ödevlerle ilgilenebiliriz örneğin. İşte sağlığımızla ilgili kontrollerimizi yaptırabiliriz. Eksik bir şeyler varsa yarım kalmış tedavileri tamamlayabiliriz gibi. Yani bunlar da aslında hayatımızı şöyle bir toparlamak için iyi bir dönem. Retrolar olmasa yavaşlayamıyoruz. Bir şeyleri gözden geçirmekte zorlanabiliyoruz. Retrolar bunları anlamamız için bize fırsat veriyor aslında. 2 Haziran'a kadar devam edecek Merkür Retrosu. Ve ayın 11'inde Jüpiter Koç burcuna geçiyor sevgili Oğlaklar. Jüpiter geçtiğimiz Aralık ayından bu yana hızlı bir şekilde Balık burcunda ilerlemekteydi ve zaten son Balık burcundaki seyrini de Venüs'le kavuşarak muhteşem bir şekilde yaptı ve bu kavuşumla beraber Koç burcuna geçişini yaptı. Yaz boyunca 27 Ekim'e kadar Jüpiter Koç burcunda olacak. 28 Haziran'a kadar 8 derece Koç burcuna kadar ilerleyecek. 28 Haziran'dan itibaren gerilemeye başlayacak. 27 Ekim'de ise tekrardan Balık burcun son derecelerine geri dönecek. Ancak nihayetinde yıl sonunda 20 Aralık'tan itibaren Koç burcunda artık tamamen ilerleyecek. Şimdi yaz boyunca 27 Ekim'e kadar Jüpiter Koç burcunda olduğuna göre sevgili Oğlaklar, 4. ev alanınızda Jüpiter'in burada kısmetli enerjileri var. Hem maddi konular hem manevi alanlarda iyileşmeler, düzenlemeler, ev ve aile yuva alanlarında alabilirsiniz. Mesela hani ev emlak almak gibi bir konunuz varsa Jüpiter'in buradaki geçişi size fırsat verebilir. Evinizi büyütmek, iyileşmek, aile kurmak, ailenizi büyütmek gibi etkiler de var tabii ki. Yani zaten tutulma tesiri de var. Bir yandan bebek sahibi olup ailenizi genişletebilirsiniz örneğin. Yani bunun gibi bir etki var. Hani bununla bağlantılı belki daha büyük bir eve çıkmanız gerekir. Hani daha büyük bir eve çıkabilirsiniz. Ya da yaşam alanlarınızda bu anlamda konforunuza yönelik işte iyileştirmeler yapabilirsiniz. Annenizden, babanızdan, ebeveynlerden destek almanız da mümkün. Jüpiter buradaki iyi enerjileri, yardımları, destekleri daha da arttırabilir. Evet, ayın 15'ine geldiğimizde Güneş Satürn karesi aktifleşiyor. Zor bir açı. Bu açının tesiriyle ayın 16'sında Akrep burcunun 25 derecesinde dolunayla beraber ay tutulması meydana gelecek. Evet, yılın ilk ay tutulması. Güney düğüm yönünde ve Satürn'den de kare açı alıyor. O yüzden zor bir ay tutulması. Zaten ay tutulmaları bizi duygusal olarak etkiler. Biraz böyle depresif, melankolik olabiliriz.
Yaşamımızda özellikle yakınlarımızla ilgili, ailemizle ilgili bizi duygusal olarak etkileyecek konularla ilgili stresler artabilir. Sağlık ve hastalık konularında da temkinli olmak gerekiyor. Bu ay tutulması sevgili oğlaklar 11. evinizde olacak. İkinci evinizdeki Satürn'den de açı alıyor. Akrep boğa aksındaki tutulmalar aslında geçtiğimiz Kasım'da başladı. 2023 sonuna kadar da devam edecek. Daha çok toplumsal alanlarda, genel kolektif alanlarda kaynaklarımız, sahip olduğumuz değerler, başkalarıyla paylaştığımız değerler, finans ve ekonomi alanlarına daha fazla dikkat çeken bir durum bu. Şimdi akrep krizlerle ilgili bir burç. Dönüşümlerle ilgili bir burç. Ve burada bazı krizlerle de tabii ki yüzleşebiliriz. Bunlar parasal konular olabilir. Satürn'ün ikinci evinizde olması bazı para kayıplarını getirebilir. Özellikle piyasalara dikkat etmek gerekiyor. Yani riskli alanlara, spekülatif alanlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü çok güçlü manipülatif etkiler de oluşabilir. Bunun yanı sıra kişisel anlamda tabii kazançlarınız, gelir gider dengeniz, bütçeniz, iş konularıyla da ilgili Satürn bazı sorumluluklara dikkat çekiyor. Eğer kendi işinize yapmanız gereken yatırımlar varsa, harcamalar, alışverişler, yatırımlar. Bunlar tabii ki biraz maddi baskılar yaratabilir. Buralarda hani tahmin etmediğiniz koşullar da oluşabilir. Kriz diyoruz ya zaten. Daha fazla hani beklemediğiniz bazı masraflar da oluşabilir. Ya da gelir beklediğiniz alanlarda bitişler, sonlanmalar ve kısıtlamalar olabilir. Borçlanma konularına da dikkat etmek gerekiyor sevgili oğlaklar. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlar, akrep, boğa, aslan ya da kova burçlarının 25 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa etkileri daha fazla alabilirsiniz. Eğer bulunmuyorsa çok da önemli etkiler almayabilirsiniz sevgili oğlaklar. Bu tutulma tesirleri bu ay ve önümüzdeki özellikle 1,5-2 aylık süreçte gündemimizde kalabilir. Ağustos ayında da bu ay tutulmasının tesirleri tekrar önemli gündemler yaratabilir. Ayın 21'inde Güneş İkizler Burcu'na geçecek. İş tempomuz, günlük hayatımızın meşguliyetleri artmaya başlıyor. 23-24 Mayıs Güneş Jüpiter güzel bir açısı var. Evet, iş tempomuz, mesleki konularda hareketlilikler artıyor. Ama aynı anda birçok işle ilgilensek de sanki etrafımızda bizi destekleyen kişiler de var. Yani yardımcılardan, evden, aileden, yuvadan, hep herkesten böyle bir destek almamız mümkün görünüyor. Mesleki girişimler, işte müşteri ilişkileri, yeni kurulacak işler ya da çalışma ortamlarımızın iyileştirilmesi, düzenlenmesi açısından da burada yine daha iyice etkiler altında olabiliriz. 25'inde Mars Koç'a geçecek. Jüpiter'in yanına doğru ilerliyor. Zaten Mayıs'ın son günlerinde Jüpiter-Mars kavuşumda. Bu da diyor ki bize, yani ev ortamında olağanüstü bir enerji var, hareket var. Bilmiyorum, bir şeylere hazırlanıyorsunuz herhalde. Evde böyle bir zaman zaman aile üyeleriyle çatışabiliyorsunuz. Evet, biraz agresyon da oluşabilir ama iş var, yoğunluk var özellikle ev ortamınızda. Bunlar herhangi bir şey için hazırlıklar olabilir ya da evde yapılan işleriniz, mesleki çalışmalarınız olabilir. Ebeveynlerle ilgili sorumluluklar olabilir. Çatışmaya dikkat edin. Zaman zaman ego çatışmaları böyle. İnatlaşmalar falan olabilir çünkü. Kazalara, daha çok özel hayatınız, ev alanında olabilecek kazalara, sakarlıklara dikkat edin. Hatta sizinle ilgili olmayabilir, hani ailenizle de ilgili olabilir. Ev ortamında birazdan Mars enerjileri olacak çünkü. Ve ayın 30'unda, ayın son günü 8 derece ikizler burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay tabii ki Haziran ayını daha çok şekillendiriyor. Haziran ayının ilk 2 haftasını etkileyen bir yeni ay bu. 6. evinizde doğacak. Yeni bir iş demek, yeni bir çalışma, müşteri demek. Yani sağlığınızla ilgili bazı gündemleriniz olabilir. Yakınlarınız, akrabalarla ilgili gündemler olabilir. Belki evcil hayvanlarla ilgili konular olabilir. Yani bu ikizler yeni ayının gündemleri arasında. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 8 derece ikizlerdeki bu yeni ay, doğum haritalarınızda özellikle 8 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz varsa sizin için belirleyici etkileri olabilir. Evet, ayın geneline şöyle bir bakalım. Evet, bu ay özellikle ev, yuva, aile alanlarında keyifli etkiler var. Aya özgüveniniz yüksek başlıyorsunuz, mutlusunuz. Çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Aşk hayatınızda, romantik konularda önemli destekleriniz var. Parasal konularda şanslarınız var ama ay ortasında finans konularına dikkat edelim. Burada ani masraflar olabilir, gelirlerde bir daralma olabilir,
Yani beklemediğimiz bazı kayıplar olabilir. Para ve finans konularında ay ortasındaki ay tutulması daha temkinli olmamızı işaret ediyor. Risk almak çok doğru olmayabilir bu dönem içerisinde. Merkür retrosu ayın 10'undan sonra devreye girecek. Ayın 10'una kadar koşullar çok daha destekleyici. Bu ayın Mayıs'ın ilk 10 günlük döneminde, hatta ilk haftası içerisinde özel hayatınız ya da iş hayatınızla ilgili daha rahat adımlar atabilir ve olumlu geri dönüşlerle karşılaşabilirsiniz sevgili oğlaklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.